Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. 30. bölümle baş başayız sizlerle birlikte. İlk 29 bölümde 2 sezon bitirmiştik. İlk sezon başarısız bir dönemdi. İkinci sezon ise oldukça başarılı geçirdiğimiz, 4 kupayla kapattığımız, birinin UEFA kupası olduğunu söylemeliyim. Şimdi 3. sezondayız. 29. bölümde bir transfer sezonu geçirmiştik ki hala devam ediyor transfer sezonu. 30'da sezona başlarız demiştik. Hazırlık maçlarımızı tamamladık. İlk resmi maçımız Galatasaray'la Süper Kupa finali. Ardından Türkiye Süper Ligi ve Avrupa Süper Kupası maçlarını yapacağımız 30. bölüm o zaman başlasın. Takımımızı ayarladık. Bu maçta kaptan Ahmet Oziç olacak. Kadromuzu şöyle bir sıralayalım. Kalede Berke var. Defans dörtlüde Dila Zalai, Anel Ahmet Oziç, Rıdvan Yılmaz ve Zeki Çelik var. Orta sahada Mark Roca, Patrick de Paula, Orkun Kökçü, Ferdi Kadıoğlu ve Almada var. Forvet'te ise Arezzo ile gol bulmaya çalışacağız. Takımı şöyle bir ateşleyelim. Ve 3. sezonun ilk maçıyla baş başayız. Collado onlarda. Ah Collado ah. Bakalım orta sahaya aldığımız iki tane aslanlar gibi futbolcumuz takımla kısa sürede uyuşma içerisine girebilecek mi? Ben de merakla bekliyorum. Çıkarken yaptığımız hatalı pas onların kontrasına neden oluyor. Sacha Boey, Kerem vurdu, golünü attı. Vallahi büyük umutlarla transfer ettiğimiz Zeki Çelik'in pas hatası nedeniyle 1-0 geriye düştük maçın başında. İkinci atak da sanki Galatasaray'ın gibi. Vay vay vay, kolla adaya bak. Şimdi dakika 20. Orkun, Zeki'den Roca. Orkun önü boş, vur Orkun. Almada tamamlıyor ama offside sanki. Bakalım izleyelim. Gol iptal. Evet, biraz önde kalmış Almada. Bir dahakine telafi edersin herhalde bir devre gelmeden. Hadi bakalım. Şöyle bir ateşleyelim takımı. Dakika 32. Ferdi'den Roca, Zeki Çelik, güzel bir pas, Orkun, hadi, ah be, ortaya çıkarsa gol olacak. İlk yarı 1-0 geride kapattık ne yazık ki. Şimdi bastırılmış, ezilmiş bir futbol oynamıyoruz. İkinci yarı biraz defansa kızdım. Orta saha ve ileri uçtaki oyuncuları biraz hohladık. İkinci yarı başladı. Dakika 51. Nelson Don Marco ayağı, Taylan, Berkan, güzel gördü Kerem'i. Mustafa Muhammed, az kalsın 2'yi atıyordu, Berke kurtardı. Kafa vuruşu dışarıda. Dakika 54, Berkan'dan Sacha Boey, tekrar Berkan. Sasha, Berkan, Kerem öndeydi. Evet, o saat geldi. Şimdi varlık gösteremeyen burada Arezzo'muz var. Onu bir çıkaralım bu maç. Lukka girsin oyuna. Almada'dan verim alamadık. Buraya Burak Kapacağı koyalım. Verdi de aynı şekilde. Emre Mor girsin. Orkun'u da alalım. Kupada 3 tane oyuncu değişikliği hakkımız vardı. 3'ünü birden dakika 59-60'da yaptık. Dakika 72'den 73'e geçiyoruz. Topu hiç indiremedi Zeki Çelik. Az kalsın 2'ydi. En hata yapmaz dediğimiz, en gayet güzel performans sergiler dediğimiz futbolcumuz Zeki bugün aksıyor. Yani 7.1 ortalaması var, evet çok yüksek bir ortalama ama 2 tane de kritik hata yaptı. Birisi golle sonuçlandı. Uzun oynuyorlar. Orkun, Patrick, Roca, Lukka. Roca'dan Patrick'e. Lukka, Burak kapacak. Patrick çok güzel gördü Rıdvan'ı. Hadi Rıdvan.
tekrar edecek. Ceza sahası içinde vurdu golünü attı. Yeni transferimiz Patrick De Paula golünü attı. Süper Kupa'da skoru eşitledi. Bu nasıl pas oldu ya? Gökyüzüne çıkmış. Çok güzel. Bravo. Kollarda onlar da çıktı. 6-4 ortalamayla oyunu terk etti. Uzatmalara giderse sezon öncesini iyi geçirmiş takım bu maçı alır. Başarabilirsiniz diyelim son kez. Evet. Maç uzatmalara kaldı. Şöyle oyuncu istatistiklerine bakalım. İyi oynayan Kerem oyundan çıktı. Takımın geneli kondisyon sıkıntısı çekiyor. Evet, doğru. Bizde de durumlar pek farklı sayılmaz. Ben kanatlardaki arkadaşlara güveniyorum. Burak Kapacak ve Emre Mor Lukka'ya kafa topu çıkartacaktır ve Lukka da kupayı bize getirecektir. Ve uzatmalar başladı. İlk atak bakalım kimden. Lukka indirdi. Boya da kaldı top. Uzun oynuyorlar ama yine bizde top. Atilla Zalai, Rıdvan'dan Orkun, Burak Kapacak, Petrik Tepalva, Orkun, Rıdvan çok güzel. Haydi Burak. Ah be. Hala Muslera. Son kez bir başarabilirsiniz daha söylüyorum. Uzatmaların ilk devresi bitti. İkinci devre de başlasın. Uzatmanın ilk hatağı kötü bir pas. Fatih aldı. Kaptık. Burak kaptı. Orkun. Lukka. Hadi Orkun. Hadi Orkun. Hadi Orkun. Ah be. Mutlak gol pozisyonu kaçtı. Dakika 110. Patrick'ten uzun bir pas. Burak kapacak. Şimdi Rıdvan. Geçti. Çok güzel. Bravo. Pas iyi değil ama. Uzun oynadı Muslera. Zala indirdi. Mark Roca. Patrick Kapalva. Burak Kapacak. Orkun. Mark Roca. Çok güzel. Burak Kapacak. Ceza sahasında sıfıra indi. Ama uzaklaştırdılar. Yine geleceğiz. Patrick. Roca. Rıdvan. Haydi. Çok güzel bir orta bekliyorum. Lukka direkt. Ah. Uf. Bir gol daha kaçtı. Uzatmanın artık son anları. Dakika 119'a giriyoruz. Taylan. Uzun oynuyorlar. Eyvah. Mustafa Muhammed'in önünde kaldı. Kapatın. Çok güzel. Korner. Morukan. Karambol yaşandı orada. Zeki aldı şimdi topu. Lukka'ya. Hadi Lukka. Çok güzel. Emre Mor. Haydi Emre. İşte be. İşte be. Emre Mor gerçek Fenerbahçeli oldu. Penaltılara kalmayacak gibi maç. Zeki turu getiren hareketi yaptı bu. Aferin Emre. Muslera'nın beklemediği köşeye attı. Zeki çocuk. Uzatmalar da bitti. Kupayı kaldırıyoruz. Sezona yine kupayla başladık. Yine kupayla başladık. Yine kupayla başladık. Süper Kupa geliyor. Lukka'ya benziyor kaldıran kişi. Nasıl bakıyorlar kulübede? İyi başlayamadığımız maçı çok güzel bitirdik. Zor oldu ama kupa finali adı üstünde kolay bir maç olmaz asla. Arezzo ile başladık. Olmadı. Lukka'yı devreye soktuk. Lukka gereğini yaptı. Kanatlarımız çalışmıyordu.
bir nebze bilhassa Emre tarafı daha iyi verim aldık. Roka ortalamanın oralardaydı ama Patrick De Paul'a attığı golle güzel futbolunu süsledi. Rıdvan da iyiydi. Bence Berke de iyiydi. Galatasaray'da zaten görüyorsunuz Nusra'nın ortalaması 7.6. Evet, 3. sezonun ilk kupası. Hayırlı olsun. Hepsinin alnından öpüyorum dedim. Fatih Terim uzatmalarda kaybettiğinden dolayı kızgınmış. Menajer Alp Tuğsezek Türkiye onur tablosuna girdi. Bir yerel lig, iki yerel kupa. Petrik'i ayrıyetten tebrik edelim. Şimdi bu sezonun kaptanını seçelim. Şu anki kaptan İrfan Can Kahveci. Birinci kaptan Kim Min-jae olacak. İkinci kaptan İrfan Can Kahveci olacak. Bakalım ortalık karışacak mı? Kim Min-jae'nin daha iyi bir kaptan olacağını düşünüyordum dedim. İkna oldu. Sorunsuzca hallettik. Bu arada geçen bölümde finale kalmıştık demiştim de Almanya finalde yine yapacağını yapmış bize. 7-0 yahu. Ne diyelim, geçmiş olsun. Vay be. Merih Demiral teklif aldı. Chelsea'den hem de. 54 milyon artı bonuslar. Bir şey görebilsek. Pep Guardiola Liverpool'un başına geçmiş. 2023'ün Haziran sonunda kendisi Manchester City'den ayrılmış. Jurgen Klopp da Manchester City'nin başına geçmiş. 2-3 hafta önce. Liverpool'dan ayrılmış. Jurgen Klopp Manchester City'ye geçmiş. Pep Guardiola da Manchester City'den ayrılıp Liverpool'a geçmiş. Yer değiştirmişler. Değişik bir şey olmuş. İşte ben de bundan korkuyordum. Berke sakatlandı. 6 ay bize bir maçına verir misiniz? Kiralık vermiyorlar. Kriz durumundayken transfer yapmak bence akılcı olmaz. Size bahsetmiştim. Nurullah'ı koyacağım kaleye. Türkiye Süper Ligi'de Konya Trabzon maçıyla başladı. Trabzon deplasmanda Konyaspor'u 3-0 muhalif etmiş. Biz de Gençler Birliği'ni ağırlayacağız birazdan. Ali Koç Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde dişli bir takım olalım. Süper Kupası'nı alıp almaman önemli değil. Türkiye Süper Ligi'nde şampiyon olalım. Türkiye Kupası'nı da müzemize götürelim diyor. Şimdi kaleye Nurullah'a verelim. İrfan'a da bu maç bir deneriz. Daha sahaları yeni döndü. Orkun'u buradan bir alalım. Arda'yı koyduk oraya. Emre Mor iyi bir performans gösterdiği için formayı kaptı. Burak Kapacak da bir önceki maçta iyi bir performans gösterdiği için ona da forma vereceğim. Zeki'ye inanıyorum, güveniyorum. Onlar orada kalsın. Arezzo'yu da aldık oradan. Yerine Luka girdi. Altyapıdan 2 oyuncu lazım diyor. Şu an 1 diyor. Yani şöyle olduğumuzda tamam mı? Hayır. O zaman burada Ferdi'yi mi istiyor? O da hayır. Ravi Tagir, o da kurtarmaz. Şöyle yapacağız o zaman. Bartu ile başlayacağız. O zaman oluyor. Evet, Süper Lig'in ilk haftasında Gençler Birliği karşısında 3 puan arayan tarafız. Ne yapıp ne edip bu sıkıntılı dönemi kayıpsız geçmemiz lazım. Kalede Bartu var. Defans dörtlüğümüz bir önceki maçla aynı. 10 numara mevkide de Arda var. Tanıdık isim burada Barış var. Haydi bakalım, başarılar Fenerbahçe. Zalai. Patrick. Rıdvan'dan tekrar Zalai. Hazırlık pasları. Genelde birden ileriye çıkarız. Burak Kapacak. Rıdvan. Patrick. Seviyor bu uzun pasları. Luka. Ah be. Yanalarda kaldı. Dakika 31. Roka. Patrick. Burak Kapacak. Rıdvan. Ortayı yapmadı. Yerden Burak. Şimdi Burak'ın önü boş. Hadi be. Direkten döndü. Isıran taraf biziz. Arda'nın ortası. Ahmet Ozic. Ama ne itirazı var orada? Offside mi? Zalai offside'e düşmüş oldu diyor. Kapıyı Ahmet Ozic buluyor. Bence bir gol. Evet, golü aldık. İlk asist Arda Güler'den, ilk gol Ahmet Ozic'den geldi. Hani bu maçı 4 farka taşıyabilirsek ilk haftanın lideri de oluruz. Ama çok gol kaçırdık. İyi oynuyoruz, böyle devam edin. Goller ardı ardına geleceğine inanıyorum. İkinci yarıya başladık. Furkan'dan Sinan'a uzun pas, Sinan'dan isabetsiz. Zalai Ahmet Oruç'a verdi. Şimdi Roka. Emre Mor'u gördü. Tekrar Roka'ya verdi. Arda. Burak Kapacak. Luka. Hadi Rıdvan. Ah be, kaçırdı ayağını. Orta yerden ama kötü bir yere. Yine uzaklaştırdılar. Yine aldık. Ahmet Oruç'tan Mark Roka. Çok güzel pas. Ah ah.
Emre o neydi ya? Hiç yakışıyor mu? Dağa taşa vurdum. Bugün Gençler Birliği üstümüze hiç gelemedi. Dedim geldi. Yani ilk şutunu çektiler az önce. Şimdi dakika 59-60. Bu atakta da gol bulamazsak bir takım değişiklikler yaparım. Loka kalecisine geri döndü. Zalai, Ahmet Ozic, Loka, Ahmet Ozic, Patrick, Arda Güler, Lukka'dan Burak kapacak. Solda Rıdvan. Hadi bakayım. Zorla orayı. Yaptı ortayı. Roka. Patrick. Roka. Lukka. Ah, bu da mı olsaydı? Yapmayın be. Güzel organizasyon bu. Bakalım hakem ne karar verecek. Lukka aldı golü. İşte bu kadar. Temiz gol. 22 numaralı adam. Ofsaytı bozuyor. 2-0 yaptık. Şimdi önümüzdeki maç bana lazım olacak oyuncuları çıkartayım. Burada bence skoru aldık çünkü. Burak'ta bir faaliyet göremedik bu maç. Almada alalım. Patrick de Paolo'yu dinlendirelim. Luki Puç oynasın. Roka'yı çıkartalım. İrfan Can Kahveci oynasın. Atilla Zalai'yi çıkartalım. Kim Minji oynasın. Ahmet Oziş çıksın. Niyanzu girsin. Bitti. Sizlere de inancım tam dedim. Çıkın sahaya, farkınızı gösterin dedim. Dakika 70. Emre Mor korneri kullandı. Uzaklaştırılan top Kim Minji aldı. Emre Mor'u gördü. Emre ortaya yaptı. Lukka. Ah ya, az patladı. İrfan korneri kullanıyor. Lukka sekti. Kaleci son anda kurtardı. Dakika 78. Arda. Gelişi güzel orta. Bir de gol olsaydı ne gülerdi. Dakika 82. Çok güzel aldı Almada. Geriye döndü. Uç, İrfan, Zeki. Emre Mor güzel aşırttı. Lukka direkt. Allah'ım neler kaçıyor. Neler kaçıyor. Çıldıracağım. Çok gol kaçırdık bu maç. Üçü bulabilecek miyiz bakalım. Ben dördü istedim. 30 şut. Dakika 85. Güzel gördüler. Vay be. Boşta bırakmayın. Çok basit bir taktik. Topu bile almadı. Gelmeyen takım gelen penaltı. Hakem uyuyor musun ya? Hayda. Yapmayın beyler ya. Allah'ım delireceğim ya. Gelmeyen takım 2'de 2 yaptı ya. Tipik Fenerbahçe. Yapabileceğim hiçbir şey yok. Uzatmalar oynanıyor. Maç bitti. İnanılır gibi değil. Bu kadar gol kaçırırsan 31 şut, 15'i kalede. Neredeyse 4'e yakın gol beklentisi var. Ve bu maçtan 2-2 beraberlikle ayrılıyoruz. Ne diyeyim yani? Bartu'ya niye kızayım ki? O kadar gol pozisyonuna giriyoruz ve maçı kazanamıyoruz. Müthiş top oynadık. Son 5 dakikada yediğimiz 2 golle beraberlikle buradan ayrılıyoruz. Yorum yapmıyorum. Size bırakıyorum. Süper Kupa finaline de gidelim. Sonra Antalya maçına çıkalım. İlk bölümü bitirelim. Transfer teklifi geldi. Neymiş bu? Alan Rodriguez, Denizlispor'dan.
Bize hiçbir şey kazandırmaz Aaron Rodriguez'in oraya kiralık gitmesi. Gelredom Avrupa Süper Kupası maçının ev sahipliğini yapmaya hazır. 25.500 adet taraftar bekleniyormuş. Tabii maçın açık ara favorisi Chelsea. Onlar da Pulisic sakat. Emre Mor hafif bir sakatlığı var. Şimdi Chelsea maçını günümüze geldik. Bu arada aynı günde Galatasaray Şampiyonlar Ligi playoff maçına çıkacak. İlk maçı deplasmanda 1-1 berabere kalmış. Shakhtar'dı galiba rakibi. Bu maç İrfan'dan, Naci'den, Emre Mor'dan ve ne yazık ki Berke'den yararlanamayacağız. Vallahi maça çıkıyoruz. Kazamız mübarek olsun. Kalede Nurullah Aslan. Bir Süper Kupa finalinde forma giyecek arkadaşımız. Tarihimizdeki ilk Süper Kupamız. Taraftarlar bizim her şeyimiz. Maaşlarınızı aslında ödeyenler onlar. Çıkın onlar için kupayı alın dedim. Bir tek Orkun, Lukka ve Ahmet Oziç etkilendi. İyi bir performans göstereceğinize eminim dedim tüm takıma birden. Nurullah da gayet sakin yani. Şu an telaş yapma. Hadi bakalım. Haaland var. Kai Havertz var. Kante var. Şampiyonlar Ligi'nin kupa sahibi Chelsea ile Avrupa Süper Kupası mücadelesine başladık. Almada Friki'yi kullanacak. Kısa düştü. Rıdvan, Loka, Patrick, Zalai, şimdi Zeki Çelik, önü boş. Yapabilecek mi ortayı? Yaptı. Loka vuramadı be. Patrick, Loka. Tekrar Zeki, Orkun, Zeki, bir daha orta deneyecek, yerden denedi, Almada, Almada. Zeki'nin yerden ortası Almada 20. dakikada Süper Kupa'da bizi 1-0 öne geçirdi. Chilwell, Zeki Çelik'in hızına ayak uyduramamış. Avrupa'daki bu senenin ilk organizasyon golünü Almada attı. Rıdvan. Kovacic'ten Haaland. Havertz, Chilwell, oldukça uzak bir yere orta, tekrar organizasyon deneyecekler. James'ten orta, Ahmet Oziç verdi, gereksiz. Sakin olun. Kai Havertz'ten güzel bir pas. Chilwell, Kai Havertz, Haaland, öf. Jenerik'lik bir gol attı. 1-1. James. Güzel. Loka. Orkun. Almada gidiyor şimdi. Eyvah. İndirim şu adamı. Bu nasıl bir pas ya? Nurullah'a bakın, maşallah. James kanattan gidiyor. Mount. Haaland, Nurullah yine kurtardı. Ben gol zannediyorum. Mount. Oha ya, bu kadar basit gol yedik değil mi? Niklas Süle 2-1 yaptı. İlk yarı böyle bitti. Verdi ve Roka orada yetersiz kalıyor. Ben burada Burak Kapacı'ya fırsat vereceğim.
Şurayı da bu şekilde şekillendirmek istiyorum. Her zaman Arda'ya inancım sonsuz. Gösterdiğiniz performanstan memnunum. Kötü değildiniz ama daha iyisini istiyorum dedim. Hadi bakalım. İkinci yarım bambaşka bir Fenerbahçe istiyorum. Kendinden emin, futbolumuzdan emin bir şekilde. Önce bir skoru eşitlememiz lazım. James bomboş. Orta. Uf. Korner. Bir başarabilirsiniz diyeyim bizimkilere. Dakika 55. James Haaland'a verdi. Haaland elini kolunu sallaya sallaya girdi ama Nurullah kurtardı yine. Yine Nurullah. Rıdvan, Patrick, Orkun, Ahmet Oziç'ten Zalai, Patrick, Zalai, Ahmet Oziç, kare kurduk orada. Şimdi Almada, Patrick, kötü bir pas, Rıdvan'a gelmedi. Haaland, Chilwell, yapma, bravo Nurullah. Valla bravo. Ben Petri'yi de çıkartacağım. Rookie Pucu alacağım. Luka da pek bir şey gösteremedi. Orada Arezzo görev yapsın. Yani son oyuncu değişikliği hakkımızı da yaptık. Dakika 65. Beraberliği sağlasak çok güzel olur aslında ama. 72. Kötü bir pas alabilir miyiz? Alamadık. Ahmet Oziç. Zeki'ye verdi şimdi. Burak kapacak. Zeki. Hadi Orkun. Luka. Gerilere kadar geldi Luka. Ahmet Oziç'ten Zeki. Arda. Orkun. Hadi Burak. Çok güzel. Hadi Luka. Hadi be. Hadi be. Şunları durdurmuyorum be. Bunlar her zaman gelmez. Başarabilirsiniz. Hadi. Kante ve Kovacic çıktı. Hakim Ziyeh ve Jorginho girdi. James çıktı. Aspilicueta girdi. Maçın artık son anları. Dakika 90. Uzatma da çok yok. Bence bu maçın son atağı. Haaland çok etkili ya. Şuna bakın. Nakış gibi top oynuyor. Son dakika. Yemeyin be. Luka çok vasat. Ahmet Oziç bugün gününde değil. Kupayı kaybettik. Chelsea'ye gitti kupa. Adamlar 2-1 önde olmasına rağmen bakın işte Avrupa futbolu böyle bir şey. Hala gol peşindeler. Biz 2-1 önde olsak son dakikalarda gider miyiz adamların üstüne? Geçmiş olsun. Savunmanız berbattı. Orta sahadan dolayı sinirliyim. Bitiriciliğinden de memnun değilim. Çok kötüydünüz dedim. Nurullah da vallahi bence iyi maç çıkardı ya. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne kaldı. Galiba kaldı. Bundan sonra bir tane daha eleme turu var mı bilmiyorum. Nurullah 7 gole kadar 8 ortalamayı da oynuyordu. 7.90'da maç bitirdi. 3,5 milyon euro buradan para geldi. Bu sezon daha iyi kombine bileti sattık. 30.133 adet kombine bilet satılmış. Geçen seneye göre yaklaşık 1.100-1.200 daha fazla satılmış. Ferdi'den sağ açıkta verim alamıyorum.
baktım şöyle oyun karakteristiğindeki özelliklerine. Sol kanattan içe kat etmeyi seven bir futbolcu. O zaman sol açıkta Ferdimiz'den bir şeyler bekleyeceğiz. Sağ açığa da Emre'yi koydum. Emre iyi başladı sezona. Mark Roca da tabii ki az futbol oynadığı için geçmiş yıllarında bir sıkıntımız olabilir. Çözeceğiz onu da zamanla. Şimdi bizim bu maçtan mutlak surette 3 puan almamız gerekiyor. Atilla Szalai bu maç bir dinlendirelim. Kim Minje'yi oynatalım. Emre'den ilk 45 dakika verim alamazsak sağ açıkta Almada'yı deneyeceğim. Orkun'dan da verim alamazsak yerine İrfan Can Kahveci'yi monte edeceğim. Böyle bir başlayalım. Bu sezonun ilk deplasman maçı Antalyaspor karşısındayız. Bu akşam performansınızın gözle görülür bir biçimde artık arttığını görmek istiyorum dedim. Bu maç gönlümü anca böyle bir gol şov yaparak alabilirsiniz. Tanıdık bir isim Serdar Aziz var. Moskova'dan geri dönmüştü Antalyaspor'a. Hadi bakalım gençler. Parmak ısırtan bir futbol istiyorum. Dakika 4. Orkun. Emre Mor'a verdi. Kötü bir pas. Kaptırdık. Kalecilerine kadar geri döndüler. Uzun oynuyorlar. Aldık önümüze. Zeki Çelik'ten Ahmet Oziç. Kaleciye geri döndü Nurullah. Kim Mince. Ahmet Oziç. Orkun Kökçü Lukka'yı gördü. Şimdi Emre. Sağ kanatta bakalım neler yapabilecek. Geri döndü. Orkun. Arda Güler. Tekrar Orkun Kökçü'ye. Lukka'dan Emre Mor'a. Şimdi bir daha Lukka. Müthiş bir pas. Verdiği yerde buna da çalar. %100'lük gol pozisyonu. Hatta kırmızı kart bile olması lazım. Kırmızı kart vermen lazım. Ey Ali Şansalan. Kart nerede? Sarı verdi. Yazık. Patrick golünü attı. Sezonki ikinci golü. Lukka'ya da bak ya ne kadar güzel paslar atıyor. Santra'dan sonra önemli bir atak olacak galiba. Hemen gösterdiler. Wright. Emre. Efkan. Tekrar Wright'a verdi. Oo, kanat bomboş. Yürü. Gökdeniz Bayraktar. Dakika 21. Milosevic kalecisine kadar geri döndü. Hadi abi çıkın üstlerine ya. Geride niye bekliyorsunuz? Kim Minje boşta kalan topu aldı. Rıdvan Ferdi'yi gördü. Tekrar Kim Minje. Orkun. Patrick'ten Arda. Arda yapma Arda. Sen yapma be. Birebir. Böyle. 2-1 oldu. Arda. Kendi hatasının farkında Arda. Dakika 37. Zeki Çelik şimdi Orkun'a verdi. Patrick de Paula. Ahmet Oziç. Arda. Zeki'yi gördü. Orkun. Zeki aldı. Orkun yaptı. Rıdvan. Tekrar bir atak geliştireceğiz. Lukta. Ferdi. Arda Güler'den Rıdvan'a. Çok güzel. Hadi Arda. Rıdvan. Ne yapıyorsunuz anlamıyorum ama Lukta dışarı attı. Hadi bir başarabilirsiniz diyeyim. Dakika 42. Güzel top indiriyor. Right. Raça. Uf. Maçı alındı. Dakika 44. Patrick'ten Arda Güler. Emre'yi gördü. Lukka bomboş.
Nonsense. Çok kötü oynuyoruz. Arda'yı çıkartıp Almada'yı alacağım buraya. Verdi kötü. Burak'tan bir şeyler yapmasını istiyoruz. Emre de kötü orada. Şöyle yapalım. Kanat hücum olmasın orada. Burada da Burhan Can. Valla taraftar bizden galibiyet bekliyor. Siz neler yapıyorsunuz dedim. Maçı döndürün dedim. Dakika 50. İrfan Can. Orkun. Anel Ahmet Ozic. İrfan Can'a verdi. Patrick Almada'yı gördü. Orkun. Tekrar Patrick. Lukka. Önü boş. Burak'ı gördü. Burak. Burak. Ya yapma. Bu da mı olsaydı? Bütün gollerimize itiraz ya. Aldık golü. Bakın buradan yine söylüyorum. Kuzey Carolina ve Dallaslı göçmenleri istemiyoruz. Her gece eğleniyorlar. Biraz şeylerini yerlere atıyorlar. Benim büyük hanım bir papaz karısı. Hey ka! Çok güzel gol. Yalnız Süper Lig'de penaltı harici, ilk golümüz harici 3 golümüz de offside incelemesine gitti. Bu kadar olmaz ya. Dakika 52. Burak'tan Petri'ye. Şimdi Rıdvan. Almada boşta kalan topu aldı. Güzel kontrol. Lukka vuramadı. Kaçtı. Hadi yavrularım. Dakika 63. Uzun bir kaleci pası bizde kaldı. Almada. Kötü bir pas. Tekrar kalecilerine. Tekrar uzun vurdular. Yine aldık. Hadi sakin oynayın. Patrick. Lukka. Hadi çok güzel. Almada. Hadi Orkun. Şişledi Orkun. We got Kako. We got Kako. We got Kako. Kok. We got Kok. We got Kok. We got Kok. Şişledi Orkun. İşte bu kadar. Zeki yoruldu. Rıdvan kötü oynuyor. Şöyle yapalım. Rıdvan yerine Cemali'ye güvenelim. Zeki yerine de Niyanzu yoralım. Defans beklerimizi bu şekilde tazelemiş olduk. Dakika 77. Şimdi Niyanzu'da top. Ortayı yapabildi. Burak boşta kalan topu hemen Cemali'ye verdi. Tekrar Burak. Patrick. Yine boş. Burak. Hadi Burak. Hadi be. Pas kalktı dışarıda. Attığı golün çok benzerini atabilirdi az kalsın. Dakika 86 başlangıcı. Cemali aldı gidiyor. Hadi Almada yapma be. Direkten dışarıya. Uzatmalar oynanıyor. Son dakika, son atak. Patrick, Orkun, Kim Min-jae. Patrick'ten tekrar Kim Min-jae. Ahmet Ozic, Orkun, Lukka. Çok sert girdiler. Veysel Sarı dakika 94'te kırmızı kartla oyun dışına gönderiliyor. 1-2'nin başında İrfan Can. Mesafe çok uzak. 40 metreye yakın. Yerden çok kötü bir 1-2 organizasyonuydu bu. Maç bitti. 3-2 aldık. Gol şov oldu ama farklı bir galibiyet alamadık. Yine de tebrik edelim. Moraller düşmesin. 2-1 geriye düştüğümüz maçı kazanmayı bildik. Evet, 30. bölümün sonuna geldik sayılırız. Tipik Fenerbahçe. Sezon başları hep böyle sancılı olur. Bölüme Süper Kupa galibiyetiyle ve kupasıyla başladık. Galatasaray'ı uzatmaların son dakikalarında gelen golle yendik ve kupaya uzandık. Sonra Süper Lig'deki ilk maçımıza çıktık. Kendi evimizde Gençler Birliği'ne karşı dakika 86'ya kadar 2-0 öndeydik. 86 ve 89. dakikalarda yediğimiz gollerle maç 2-2 bitti. Ardından Berke sakatlandı. Nurullah diye bir kaleciyi ne olur ne olmaz diye almıştım Samsunspor'dan. O geçti Avrupa Süper Kupası maçında. Güzeldi bir performans sergiledi. Kötü değildi ama çok üstümüze geldiler. Nurullah'ın 3. golü yemeden önceki
Ortalaması 8'di. 7-9'da maç bitirdi. Şöyle bakacak olursak 15 tane şut karşılamış. Bunun 5'ini tek hamlede tutmuş. 6'sını oyun alanı içine çelmiş. 1'ini de kornere çelmiş. Ama bu kadar iyi performansa rağmen 3 tane de gol yemek ne yazık ki onun kötü bir talihsizliği oldu. Süper Kupa şansımızı bu şekilde yitirmiş olduk. Ardından Antalya Spor maçına da çıktık. Tabii biraz moraller bozuk. Ambiyans da sağlanmadı henüz takımda. Ama bu zorlu maçı 2-1 geriye düştüğümüz maçı da 3-2 kazanmasını bildik. 30. bölüm bundan ibaretti arkadaşlar. 31. bölümde 1-2-3-4 tane Süper Lig maçı yaparız. Ama herhangi bir Şampiyonlar Ligi ya da Türkiye Kupası fikstürü araya girerse ona göre düzenleriz maç trafiğimizi. İlk bölümde şimdilik yaşanan bunlar. Bir sonraki bölümde görüşelim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum sizlere. Beğen butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer sorularınız, eleştirileriniz ya da beğenileriniz de varsa yorum kısmına bırakabilirsiniz. Hepsine cevap veriyorum. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.